Arkadaşlar şimdi en önemli konu fiilimsilerle karşınızdayım. Açık konuşayım bir e, Türkçe öğretmeni olarak anlatmayı sevdiğim çok yani bazı konular var. Hepsini seviyorum tabii ki ben bu benim işim. Ama özellikle mesela fiilimsiler olsun, ögeler olsun, ses, yazım ve noktalama konuları olsun ki bunlardan zaten kesin soru geliyor. Hatta sözcükte yapı da var. Anlatırken çok mutlu olduğum konulardan biri fiilimsi de. Bunların arasında yer alıyor. Ya bilmiyorum çok tatlı geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var. Niye seviyorum bu konuyu anlatmayı? Bu konuyla bağlantılı o kadar çok soru geliyor ki. Bakın sözcükle yapıyla alakalı. Bak fiilimsiyi başlı başına sorabilir. Bir, fiilimsi var mı yok mu? İki, işte fiilimsinin çeşidi diğerlerinden farklıdır. Örnek veriyorum dört tanesini sıfat bir tanesini zarf olarak verir. İşte o zarf fiildir onu işaretlersiniz. 3. E, mesela sözcükle yapıda karşınıza gelir. İşte basit mi, türemiş mi, bileşik mi? Ki film her zaman yapım ekidir. Türemiş yapar. Ondan sonra mesela ögelerde karşınıza gelir ki 2024 KPSS'de çıktı. Dedi ki hangisinin öznesiydi galiba? Öznesi filmsi grubundan oluşmuştur dedi. Yani cümlenin ögelerini yapabilmenin en e, temel kuralı açık konuşayım. fiilimsi konusunu çok iyi yapmaktır. Lütfen ama lütfen burayı çok sağlam tutun. Ee, dediğim gibi yapıda çıkabilir, ögelerde çıkabilir. Ya her yerde çatıda çıkabilir. Karşınıza gelecek. Tamam mı? Ben çok dikkat dinleyin. Ben zaten biliyorsunuz. Artık kendime anlatmama gerek yok. Gayet kısa, öz, net olarak anlatıyorum. Yeter de artar. Hocam konuyu anlıyorum ama soru çözemiyorum. Vallahi bütün soru tarzlarını veriyorum. Daha ötesini yapamıyorsan soru çözüm videomu izlersin. Ondan sonra da kendi sorularını çözersin, pekiştirirsin. Tamam mı? Bana güven, kendine daha çok güven. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar fiilimsi. Bak adı üstünde fiil imsi. fiil kökenli bir sözcük olacak. Şimdi fiilimsi şuna benzemiyor mu? Mesela e, yemeğin tadı ekşimsi dediğinizde. Yani böyle tam olarak ekşi değil ama tatlı da değil. İkisinin ortası bir şey gibi. Aslında benim bunu derslerde yaptığım bir benzetme vardı. Onu söylemeyeceğim tabii size. Mesela tişörtü sarımsıydı dediğimde. Bak tam olarak sarı. Demiyorum ama sarı değil de diyemem ikisinin ortası o zaman fiilimsi de tam olarak fiil değil e, fiil kökenli ama isme sıfata zarfa yakın yani ikisinin ortası bir şey diyeceğiz arkadaşlar fiil üzerine bazı ekler alır Bak bazı ekleri alır geçici olarak bu kelimeyi unutma çünkü kalıcı olduğu zaman o fiilimsi değildir. Geçici olarak isim, geçici olarak sıfat, geçici olarak zarf yapar. Yani siz buna ileride şey diyeceksiniz işte. Daha doğrusu birazdan söyleyeceğiz. İsim fiil diyeceğiz. Sıfat fiil diyeceğiz. Zarf fiil diyeceğiz. Çünkü niye? Fiil kökenli olduğu için. O zaman soru. Nasıl yapacağız hocam? Fiilimsi nasıl bulacağız? Önce fiil kökenli bir kelime bulacaksınız. Zaten kalıpta ekler var. İşte mayışmak, anası mezar dikecekmiş. Ken yala seyince bir maden dağına giremez. Vallahi tam refçi oldum. Halbuki ben arabeksçiyim. <laughs> Fantezi müzikçiyim ben. Neyse işte böyle oluyor tamam mı? Kalıcı yani şöyle söyleyeyim kalıp ekleri alıyor. Geçici olarak yapıyor. O zaman bir diyelim hiç uzatmayalım. İsim fiil. İsim fiil. Bak ezber yapma. İsmin eş anlamlısı ne? Ad fiilin eş anlamlısı ne eylem. O zaman bu size ad eylem diye de sorulabilir. Ya sorusun problem yok. Bak bana e, hatırlıyorum biz bunu 8. sınıfta görmüştük. Bir tane Türkçe öğretmenimiz vardı. Kulakları çınlasın Cebrail hoca. İşte bize anlatmış fiilimseli ki e, artık nasıl dinlediyse test verdi. isim fiil diyor. Ben böyleyim. İyi de bir kelime ya isimdir ya fiildir. İsim fiil ne ya falan demiştim. Oradan sonra fiilimsilerin üzerinde çok durmuştum. Bak kökeni fiil ama son hali isim olacak. Aklınızda bulunsun. O zaman kökeni fiilse fiil üzerine bazı ekler alacaksa ki bu ekler ma-ış-mak ekleridir. Bu eki aldı. Baktınız isim ama nasıl isim? Geçici isimse yapıştır fiilimse diye bu kadar. Bak hemen bir örnek sürme sürmeyi sürme sürmeyi öğrenemedim. Öğrenemedim. Bak isim fiil bulmanın en pratik noktasını söylüyorum. Fiil kökenli kelimeleri bul. Bul. Daha sonra üzerinde ma ışmak eki var mı? Ona bakacaksın. Sürme sürmeyi öğrenemedim. Baktım sürmek fiil değil mi? Evet. Sürmek fiil, öğrenmek fiil. Aha buldum. Tamam. Sonra üzerinde maaşmak eklerinden birisi var mı? Var. Baktım M var. Baktım M var. Baktım M var. Ama hemen atlamayacağım. Tamam mı? Geçici isim yapacak bana. Geçici isim yapmıyorsa fiilimsi değil. Bak şimdi. Şu sürme olsun tamam mı? Sürme sürmeyi öğrenemedim diyor ya. Bu sürme. Sürme dediğim ne? göz kalemi. O zaman bunun artık bu kalıcı adı olmuş. Kalıcı ad olduğu için bu fiilimsi olamaz arkadaşlar. Çünkü bana ne lazım? Geçici. Ve fiilimsiler de hareket anlamı devam eder. Bak aldım bu aracı. Sürme. Sürmeyi dediğimde hareket ediyor muyum? Ediyorum. Hareket anlamı devam ettiği için, kalıcı olmadığı için biz buna fiilimsi diyoruz. İsim fiil diyoruz. Ad eylem diyoruz. Şuna bakıyorum. Öğrendim öğrenemedim. Aa ne anlamı kattı? Olumsuzluk. Yine fiilimsiler olumsuzluk anlamı katmaz ki. isim yapar. O zaman arkadaşlar buradaki de fiilimse değildir diyoruz. Mesela maka örnek vereyim. Yaşasın yemek yemek. Yine örnekler vereceğim. Mantığını anlatıyorum şu an. Baktım ne yapacağım? Cansu Hoca dedi ki isim fiil bulurken önce fiil kökenli kelimeleri bul. Yaşamak yemek yemek. Güzel. Baktım üzerinde mağışmak eklerinden biri var mı? Yok. O zaman bu fiilimse olamaz zaten. Şuna bakıyorum. Mağışmak eklerinden mekmak var. Baktım mekmak var. Şimdi birinci için konuşuyorum. Bir iki olsun bu da. Yaşasın yemek. Yemek hangisinde hareket anlamı var? Mesela şu yemek olsun. Bak yaşasın. Yemek. Yemek dediğimde hareket anlamı hangisinde var? Şunda var. O zaman bu fiilimsidir. Bu varlığın kalıcı adı olduğu için fiilimsi olamaz bu kadar. Bakın şimdi. Yürüyüş yapmayı yapmayı sağlık için sevmek lazım. lazım. Ne yapıyorum? Önce fiil kökenli kelimeler buluyorum. Yürümek, yapmak, sağmak olmaz. Sevmek, değil mi? Buldum. Sonra bakıyorum. Mağışmak var mı? Var. Mağışmak var mı? Var. Ma ışmak var mı? Var. Şimdi teyit ediyorum. Acaba var mı yok mu diye. Yani fiilimsi mi değil mi diye. Yürüyüş dediğimde. Yürüyüş. Hareket anlamı var mı? Var. O zaman bu fiilimsidir. Peki yapmayı dediğimde bir şeyler yapıyorum değil mi? Hareket anlamı var mı? Var. O zaman fiilimsi. Sevmek dediğimde kalbim böyle atıyor. <laughs> seviyor. Hareket ediyor mu? Ediyor. O zaman buradaki de fiilimsidir diyorum. Ama şöyle deseydim. Bugün yürüyüş parkurunun açılışına katıldılar dediğimde. Bak yürüyüş parkuru. Şimdi buradaki artık o yerin kalıcı adı olmuş. Adı olduğu için de alamıyoruz filmsi olarak. Mantığını öğrendiğinizi düşünüyorum. Hemen birkaç örnek daha yapıp burayı bitiriyorum. Dedim ki bak yediğim kızartma. Cümleme dikkat edin yazmayacağım. Yediğim kızartma mideme dokundu. Oradaki işte o patatestir, biberdir, patlıcandır. O yemeğin adı olmuş değil mi? Kalıcı adı olmuş. O zaman bu filmsi olamaz. Fiilimsi yapıyorum. Dedim ki balıkları kızartmayı bırak. Bak. Balıkları kızartmayı bırak. İşte fırınla dedim. Baktım hareket anlamı devam ediyor mu? Kızartmak fiil ma var. Ne yapıyorum? Balıkları alıyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Bak hareket ediyorum. O zaman kızartmayı dediğimde oradaki fiilim solmuş oldu. Dedim ki balıkları kızartma. Kızartma. Fırınla dedim bak kızartma, kızartma olumsuzluk anlamı katıyor. O zaman fiilimsi olmaz. Çocuk dondurmasını yere düşürdü. Dondurmasını. Aa baktım bu külahtaki sütlü tatlının kalıcı adı olmuş değil mi? O zaman o fiilimsi olamaz. Peki etleri dondurmasını bekledik. Bak şu et olsun dondurması dediğimde örnek veriyorum şokluyor değil mi? Bir hareket anlamı devam ediyor. Etleri dondurmasın dedim o zaman oradaki fiilimsidir ama etleri dondurma. Haşta dersen olumsuzluk olmuş oldu. Mesela kazmayı küreyi kap gel. Kazmayı küreyi kap gel. Kazma şu aletin adı değil mi? Hatırladığım kadarıyla çiziyorum. Bu aletin kalıcı adı olmuş. O zaman bu fiilimsi olamaz. Toprağı kazmayı işte kazmaya başladım. Toprağı kazmaya başladım. Ne yapıyorum burada? Bakın şu kazmayı alıyorum toprağa hareket ediyorum değil mi kazmaya. O zaman buradaki ma ışmak ekinden fiilimsidir. Ama kazma dersem toprağı kazma o zaman olumsuzluk olmuş oluyor. Bence anlaşıldı ya. Bayram anlaşıldı mı? Evet hocam. Değil mi? Çok gayet de iyi örnekler verdik. Mevzu bu yani. Çok bir şey yok arkadaşlar. O zaman siliyorum. Yani kalıcı olmayacağına ve olumsuzluk eki olmayacağına dikkat edin memanın. Iş işte bu şekilde. Bir soru sorayım size. Ondan sonra geçeyim. Ee, ne diyelim? Dedim ki bu belgeleri bu belgeleri danışmaya bırakın. Bırakın. Artık işlerime, babama danışmaya başladım. Danışmaya başladım. Şimdi şu danışmayanın altını çiziyorum. Bir, iki. Hangisi fiilimsidir diye sorduğumu düşünün. Cevabım iki oluyor. Kameramız görüyor değil mi? Şimdi bakın, buradaki bu belgeleri danışmaya bırakın dediğimde oradaki arkadaşı kastediyorum. Kalıcı olmuş oluyor. O yüzden bunu fiilimsı olarak alamam. Ama artık işlerimi babama danışmaya dediğimde ne yapıyorum? Babamın yanına gidiyorum. Baba diyorum bak böyle böyle bir durum var. Sence yapayım mı, yapmayayım mı diyorum. Bak hareket anlamı devam ediyor. O zaman buradaki fiilimsidir ki Gerçekten anne baba aslında bizim göremediklerimizi görüyor. O yüzden ne yapacaksınız? Onların sözünü dinleyeceksiniz. Tamam mı? Çünkü ben zarar ediyordum. Babama danışmaya başlayınca kâra geçtim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu yaparsınız. Siliyorum. Şimdi geliyorum sıfat fiili. ÖSYM'nin en sevdiği burasıdır. Buradan kesinlikle soru gelecek. Ya film zaten %100 soru gelecek. Ondan hiç kaçışınız ka kaçışınız yok. Yazayım şuraya %100 soru geliyor diye. Yani hem YKS'de hem KPSS'de kesin gelecek arkadaşlar. Evet geldim. iki sıfat fiil. Bak beni burada çok dikkatli dinleyin. O kadar basit olduğunu göreceksiniz ki vay 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 diyeceksiniz. Şimdiye kadar biz gözümüzde çok büyütmüşüz diyeceksiniz. Arkadaşlar sıfat fiilin diğer adı ortaçtır. Tamam mı? Serdar Ortaç'tan aklınıza gelsin. Ne alaka hocam? Ne bileyim aklıma öyle geldi. Aklınız <laughs> sizin de öyle gelsin. Bak sıfat fiil. O zaman ne olacak? Fiil kökenli bir sözcük olacak. Eklerini ezbere bilmeyenini dövüyorlar. Bilginiz olsun. Çünkü niye? Anası mezar dikecek. <laughs> Anası mez ar dik ecek miş diye göreceğiz. Hocam bunun pratik noktası var mı? Var. Ben nasıl buluyorum biliyor musunuz? Cümlede sıfat tamlaması buluyorum. Sıfat tamlamasını bulduktan sonra sıfata bakıyorum. Eğer sıfat fiil kökenli ise üzerinde de bu ekler varsa direkt sıfat fiil deyip geçiyorum. Sıfat tamlaması buluyorum ama açıkçası. Ya da Atlaşmış sıfat buluyorum. Atlaşmış sıfatı biliyoruz. Yaşlılara yer verin. Konuşmuştuk bunu uzun uzun sıfatlarda. Atlaşmış sıfat buluyorum. Bulduğum sıfat fiilse ve üzerinde bu eklerden biri varsa tereddüt etmeyip işaretleyip geçiyorum açıkçası. Hocam anası da problem yok. Onu her türlü yapıyoruz ama da mesele dene, danasında. <laughs> Danası dediğim yer neresi? Burası. Arkadaşlar bu ekleri siz aslında biraz önce demeyeyim. E, fiil videosunda gördünüz. Mes geniş zaman olumsuzuydu. Re geniş zaman dili geçmiş zaman, gelecek zaman ve mişli geçmiş zaman ekleri. E aynı zamanda sıfat fiil ekleri. E nasıl ayırt edeceğim hocam ben? Bak yazdığım notları asla unutma. Bir. Cümle devrikse kurallı hale getir. Kurallı hale getir. Hale getir. Getirdim. Eğer bu ekler bak sadece bu ekleri kastediyorum. Bu ekler yüklemdeyse yüklemdeyse fiilimsi olamaz. Bak şimdi ben bunu böyle yazıyorum. Özellikle Türkçe öğretmeni arkadaşlarım. Yani ben eleştirileri daha çok onlardan alıyorum. Ama kardeşim yani ben de biliyorum değil mi? Ne eleştirim yani nasıl söyleyeyim? Videoyu sonuna kadar dinlemiyorlar. İşte diyor ki hayır bu hoca yanlış söyledi. Yani neyse bir şey söylemek istemiyorum. Bak şimdi. Diyor ki Türkçe öğretmeni, hocam yanlış bilgi vermişsiniz. Sizin yüzünüzden öğrencilerle biz kötü oluruz. Niye hocam diyorum. Siz demişsiniz ki bu ekler yüklemde olamaz. Videonun devamını dinledin mi hocam? Yok. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. E, Türkçe'de hiçbir şey yüzde yüz değildir. Hiçbir şey arkadaşlar. Çünkü bir şey oluyor, farklı bir kullanım alanı oluyor, o değişebiliyor. Şimdi, e, fiilimsiler yüklen olur. Hatta isim cümlesi olurlar. Ya yani onda sıkıntı yok. Sadece şu ekler yine yüklemde olur mu? Olur. Ama ÖSYM sınav için yani şey yapmıyor ya zorlamıyor bu kadar. Yani neyin kafasını yaşıyoruz? Tamam mı? Yapmanız gereken şu tekrar söylüyorum. Fiilimsiler yüklem olur. Problem yok. Bu ekler de aldığında yüklem olur. Onda da problem yok. Ama ÖSYM seni o kadar kasmayacak. Siz ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi sınavına mı hazırlanıyorsunuz? Hayır. Adam biliyor üniversiteye hazırlandığını, KPSS'ye hazırlandığını. O yüzden öğrenciyi kasmıyor. Rahat olun. Baktınız. Eğer bu ekler yüklendiyse filmsi değil deyip geçin. Tamam. Bu şekilde yapacaksınız. Şimdi örneklere geçiyorum. Başlıyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Bu ekler yüklendiyse filmsi olamaz dedik. Tamam. Hadi başlıyorum. Dedim ki Cansu gülen gözlerle etrafa bakıyordu. Etrafa bakıyor. Bak şimdi. Benim size dediğim formülden gidiyorum. Ya sıfat tamlaması var mı diye bakacağım ya da atlaşmış sıfat var mı diye bakacağım. Baktım gülen gözler. Nasıl gözler? Aa sıfat tamlaması oldu. Güzel. O zaman gülen sıfat mıymış? Evet. Bak kökenini buluyorum şimdi. Bak adım adım gidiyorum ya. Sıfat tamlaması buldum. Fiil kökenli mi sıfat? Evet. Üzerinde bu ekler var mı? Aa var. O zaman ben da sıfat fiil diyorum. Bitti. Bu kadar. Ben devam ediyorum. Desem ki sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Gözleri verdiğim için insanlar diyeyim. Bakan insanlar kör olsun diyelim. Bak şimdi. Bakıyorum cümleye. Sıfat tamlaması var mı? Şurada bir benim gözüm isim tamlaması var. Bana sıfat lazım. Bakan insanlar nasıl insanlar? Bakan insanlar sıfat mı? Evet. Bakmak fiil mi? Evet. Güzel. Şimdi bu eklerden birini mi almış? Evet. O zaman sıfat fiil diyorum. Peki şöyle deseydim. Bakan kuruma geldi. Kuruma geldi. Aa bakıyorum. Bakmak fiil. An eki var ama buradaki artık bir e, yani milletvekilinin kalıcı adı olmuş. E bana ne lazımdı? Geçiciydi. O zaman bu fiilimsi olamaz. Tamam. Hatta İbrahim Erkal'ın hani bahsetmiştim. Atlaşma sıfatlar. Ne diyordu? Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Hatta bir tane daha vardı. Neydi? Gidenin derdine düşseydik, kalanla kahkaha atmazdık. Giden insan değil mi? Kalan insan. Gitmek ve kalmak fiil aneki var. Bak. Unutulanlar, unutulmak fiil. Unutmak fiil. Ama bakıyorum şimdi sıfat tamlaması var mı cümlede? Yok. Atlaşmış sıfat var mı? Var. Unutulan insanlar, unutan insanlara. Tamam. Atlaşmış sıfat. E fiil kökenli ve üzerinde an eki var. Doğru muyum? O zaman A, D, S diyorum. Atlaşmış sıfat fiil. Ha böyle olsun. A, D, S, F. Adana Demirspor gibi oldu. <laughs> Ama anladınız bence. Yeter bu kadar. Asıl örnek veriyorum. Bak. Türkiye'nin gidilesi Görülesi, yerleri çok fazla. Ne yapıyormuşuz? Cümlede sıfat tamlaması var mı ona bakıyorum. Baktım yer isim. Nasıl yerler? Gidilesi yerler. Nasıl yerler? Görülesi yerler. Sıfat mı oldu? Evet. Peki gidilmek fiil, görülmek fiil mi? Evet. Ası esi, eki var mı? Anası var. O zaman buradaki sıfat fiil deyip geçiyorum. Bu kadar. Dediğim gibi anası da sorun yok. Geliyorum, mezar dikecekmişe. Şimdi burada ne yapacağım? Önce devrikse kurallı hale getireceğim. Sonra yüklem bulacağım. Yüklem dışındaysa sıfat fiil deyip geçebilirsiniz. Yüklemdeyse diyemezsiniz. Ne olsun? Geçmez yara var kalbimde. Geçmez yara var kalbimde. Geçmez yara kalbimdeki Şimdi birinci cümleye bakalım. Cümle devrik mi? Evet. O zaman ilk önce kurallı hale getiriyoruz. Çünkü cümlem yani maddem bu. Kalbimde geçmez yara var. Bak yüklemi buluyorum. Var. Peki bu ek yüklem dışında mı? Evet. Sıfat fiil deyip geçebilirsin. Hocam e cümlede birden fazla yüklem varsa e ben ne diyorum? Yüklemleri bul, at. Yani bir tane de yüklem olabilir. 50 tane de yüklem. Yüklemi attıktan sonra yapacaksın bu işi teyde diyorum. Bakın yara isim mi? Evet. Nasıl yara? Geçmez yara. Sıfat fiil olmuş oldu. Zaten ögelere ayırın. Bakın var yüklem. var olan ne? Geçmez yara. Nerede? Kalbimde. Bak geçmez yarayı ayırmadın. Çünkü sıfat tamlamaları ögelerde ayrılmaz. Bunda bir sonraki video değil ondan sonrakinde de göreceksiniz. Bundan sonra sözcükle yapı işleyeceğiz. Bak baktım devrik. Hemen kurallı hale getiriyorum. Kalbimdeki yara geçmez. Aa bu yüklem oldu ve zaman anlamı kattı. O yüzden diyorum yüklemdeyse fiilimsi olamaz. Zaman anlamı katar. O zaman buradaki fiilimsi değil. Şu fiilimsi diyoruz. Bence anladınız. Ara örnek veriyorum. Bak yeğenim geldiğimi duysa koşar adımlarla adımlarla bana Koşar. Bak koşarların altını çiziyorum. Bir, iki. İşte dedi ki hangisi fiilimsidir dedi. Bakıyorum cümle devrik mi? Devrikse kural hale getir. Yo devrik değil. Bu ekler yüklemde ise olamaz. O zaman bakıyorum bu yüklem mi? Evet o zaman fiilimsi değil. Nasıl yani hocam anlamadım. Çünkü zaman anlamı kattı. Kip ile karıştırmıyoruz. Kip ekleri çekim ekidir. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Bak yerim geldi mi duysa koşar adımlarla. Bana koşar her zaman. O yüzden alamam. Ama şimdi şeye bakıyorum. Sıfat tamlaması var mı? Nasıl adım? Koşar adım. Güzel. Buldum. Bu isim. Bu da sıfat. Peki koşmak fiil mi? Evet. Ar er mesa... ee, konuşamadım. Anası mezar dikecekmiş de ar eki var. O zaman bu sıfat fiil diyorum. Mevzu bu. Tamam. Ee, mesela... Ee, arı ÖSYM'i çok sevmeye, yani daha doğrusu R'yi çok sevmeye başladı. Biz hep ar, er şeklinde görüyoruz ya. O yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesih'e de sordu yine. Geçen yıl diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey galiba. Cümleyi tam hatırlayamıyorum işte. Yangında... ...yanan eşyalar... ...eşyalar... ...kullanılabilir... ...bir de aş aşağıya geçmişti... ...hale... ...getirildi. Yangında... Yanan eşyalar kullanılabilir artık. Bakın yazdım. Size sordum. Fiilimsi var mı burada dedim. Şimdi birinci cümleyi e, okuyorum. Devrikse kurallarla getiriyorum falan falan. Biliyorsunuz artık öğrendiniz. Yangında yanan eşyalar kullanılabilir hale getirildi. Aa gayet e, kurallı bir cümle. Getirildi yüklem. Peki bu yüklem dışında mı? Evet. O zaman sıfat fiil. Hocam ben anlamadım. Anlatacağım, bekle. Yangında yanan eşyalar kullanılabilir artık. Aa devrik cümle. Kurallı hale getiriyorum. Yangında yanan eşyalar artık kullanılabilir. Aa o zaman bu yüklem. Bu yüklemde olduğu için fiilimsi olamaz. Şimdi şunu anlatıyorum. Bak. Hal kelimesi aşağı inmiş. Normalde yanına yazdığımı düşünün. Bak. Nasıl hal kullanılabilir. Ama hocam ır ir, ir görmedik ki biz. Evet hep ar erli örnekler verdik ya ondan senin hafızanda öyle kaldı. Ama ır ir, ir ur ür de ol, olabilir. Tamam mı? O zaman buradaki neymiş? Kullanılabilmek fiil. R de burada sıfat fiil eki olduğu için sıfat fiil de oluşmuş sıfat tamlamasıdır. Şurada da var bakın yanan eşyalar nasıl eşyalar sıfat. Fiil kökenli olduğu için an eki de olduğu için sıfat fiil. Aynı şekilde burada da geçerli oluyor. Bence anladınız. Şu mevzuyu anladıysanız zaten sıkıntı yok. Yani şöyle düşünmeyeceksiniz. Yangında yanan eşyalar kullanılabilir. Aa cümle bitti o zaman bu yüklem. Tamamını oku. Tamamını okumadan yapamazsın çünkü. Evet, 3 ekim kaldı. Onları da anlattıktan sonra zarflara geçeceğim. Az kaldı. Dayanın. Evet dık. Dedim ki tanıdık insan böylelikle. Cümle biraz düşük olabilir. Tanıdık insanlar vardı orada olsun. Şimdi birinci cümleme bakıyorum. Cümle devrik mi? Evet. Kurallı hale getiriyorum. Böylelikle insan tanıdık aslında günlük hayatta çok kullanıyoruz bunu. Devrik olunca biraz absürt gibi geldi. O zaman böylelikle insan tanıdık dediğimde buradaki yüklem oldu. Ve zaman anlamı kattı bakın. Geçmiş zaman anlamı kattı. Fiilimse olamaz. Şuna bakıyorum. Tanıdık insanlar vardı orada. Kurallı hale getiriyorum. Orada tanıdık insanlar vardı. Aa bu yüklem. Yüklem dışında mı? Evet. Sıfat fiil deyip geçebilirsin. Hocam ben sana güvenmiyorum. Teyit edeceğim. Tamam. O zaman sıfat tamlaması bu. Nasıl insanlar? Tanıdık. Sıfat mı oldu? Evet. Tanımak fiil mi? Evet. Üzerinde dık eki mi var? Evet. O zaman sıfat fiil diyorum. Hocam dık her zaman böyle mi gelir? Hayır. Not al. Şöyle büyük yazayım ki daha çok aklımda gelsin. Dı Di Du dü Ya da tı Ti, tu, tü şeklinde bir ek görürsen. Üzerine istediği eki alabilir arkadaşlar. Sadece şu eki almayacak. Çünkü bu eki aldığı zaman zaman anlamı katar. O da zarf fiil yapar. Bu olursa sıfat fiil olamaz. Onun dışında istediği eki alabilir, aklınızda bulunsun. ÖSYM eskiden dıktaki dık çok soruyordu. Şimdi R'yi sormaya başladı. O yüzden bu R'ye dikkat etmenizi istiyorum. Mesela biraz önce hani yeğenim geldiğimi duysa koşar adımlarla bana koşar demiştim ya. Orada eminim birçok kişi dın sıfat fiil olduğunu, benim atladığımı düşündü ama daha anlatmadığım için şey yapmamıştım, bahsetmemiştim. Yazmayacağım örneği. Bakın diyorum ki geldiğimi Gerçi yazdım. <laughs> Yenim geldiğimi demiştim. Geldiğimi, duyduğumu, gördüğümü. Bakın istediği eki alabiliyor. Sadece ındayı alamaz. Çünkü zarf yapar. Zaman anlamı katar. Gördüğümü. İşte ne diyelim? Hissettiğimi. Abartıyorum ki hepsini görün diye. Hissettiğimi. İşte öptüğümü. İşte ne diyelim gittiğimi anneme anlatırım. Bak cümle mantıksız farkındayım. Anneme anlatırım. E biz sıfat fiil bulurken ne yapıyorduk? Sıfat tamlaması var mı yok mu ona bakıyorduk. Baktım yok. Atlaşma sıfat var mı ona bakıyorum. Geldiğimi, geldiğim yeri ya da geldiğim anı. Duyduğumu, duyduğum şeyleri. Gördüğüm insanları, hissettiğim duyguları. Öptüğüm çocukları, gittiğim mekanları anneme anlatırım. Bak atlaşmış sıfat oldu. Peki atlaşmış sıfat. Bak hepsine yazıyorum. Peki sıfat fiil mi? Ona bakacağım şimdi. A baktım dı değil Can Hoca dedi ki dık dik karşınıza dı di şeklinde gelebilir. Du var, dü var, ti var, tü var, ti var. O zaman hepsi asf yani atlaşmış sıfat fiil olmuş oldu. Ve arkadaşlar kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan yargı vardır. O zaman yazıyorum. Fiilimsi eşittir. Yan yargı ya da yan cümlecik olarak karşınıza çıkacak. E bu cümlede kaç tane yan cümlecik var derse 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diyoruz. Temel yargı derse yüklemdir. Bir tane yüklem var bir temel yargı diyoruz. Tamam Bu şekilde. Acak Ecek ve Mışa da örneğimi verip bitiriyorum. Siliyorum şurayı. Desem ki Cansu gidecek yer bulursa bulursa gidecek. Çözülecek soruları Cansu'nun bak çözülecek soruları vardı Cansu'nun diyelim. Ne diyelim? Gezilecek. Görülecek. Yaşanılacak. Yaşanla, yaşanılacak. Ömrümüz var diyelim. Ömrümüz var. Bak şimdi. Birinci cümleye bakıyorum. Kurallı mı devirme? Kurallı. Gidecek yer bulursa gidecek. O zaman bu yüklem. Yüklem dışında buluyorum. A var. O zaman sıfat fiil derif geçerim. Ama hocam ben sana güvenmiyorum. Teyit edeceğim. Bakıyorum yer. Nasıl yer? Gidilecek yer sıfat oldu. Gitmek fiil. Acak ecek de orada olduğu için sıfat fiil diyorum. Çözülecek soruları vardı Cansu'nun. Devrik mi kurallı ona bakıyorum. Devrik. Kurallı hale getiriyorum. Cansu'nun soruları çözülecek. O zaman buradaki ne oldu? Yüklem oldu. Yüklem olduğu için sıfat fiil olamaz. Çözülecek soruları vardı Cansu'nun. Bakıyorum devrik mi? Evet. Kurallı hale getiriyorum. Cansu'nun çözülecek soruları vardı. Yüklem bu. O zaman yüklem dışında olduğu için sıfat fiil derim. Teyit etmek istiyorum. Sorular nasıl sorular? Çözülecek sorular. Ki gördünüz artık anladığınızı düşünüyorum. Gezilecek, görülecek, yaşanılacak ömrümüz var. Kurallı halde. Burası yüklem. Eliyorum o zaman bunu. Bak. Ömür. Nasıl ömür? Yaşanılacak ömür. Nasıl ömür? Görülecek ömür. Nasıl ömür? Gezilecek. E, gezilmek fiil acakecek. Acak gördüğünüzü düşünüyorum. Bunların hepsi sıfat fiil oluyor arkadaşlar. Mişi de yapıp bitiriyorum. Kızarmış tavuklar. Tavuklar. Fırında çok bekleyince. Fırında çok bekleyince. Ince ince zarfıyla evet. <laughs> Söyleyenler olmuştur adım gibi eminim. Kızarmış tavuklar misafirlere ikram edildi. Benim bir tane videom vardı. Kek yapıyorum böyle. Diyorum ki işte 3 yumurta koyuyoruz. İşte bir su bardağı şeker koyuyoruz falan. İşte 3 yumurta sayı sıfatı falan diye. Orada arkadaşlar bir cümle vardı. Ama işte Instagram'da biliyorsunuz 90 saniye, işte buçuk dakikalık videolar koyabildiğiniz için oraya çıkarmak zorunda kalmıştım. İçinde kaldı o örnek. O yüzden buraya yazacağım. Bak şimdi. 180 derecede nasıl yazıyorduk? Şöyle neyse işte ben yazayım derecede ısıtılmış fırına işte ne diyelim kekimizi koyuyoruz. Kekimizi koyuyoruz. Bir tane daha vardı. Neydi? 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı yağ ile yağlanmış tepsiye tepsiye hamurumuzu döküyoruz. Su döküyoruz. Bakın bu örnekleri anladıysanız zaten asla korkmanıza gerek kalmıyor. Şimdi kızarmış tavuklar fırında çok bekleyince devrik mi? Evet. Kurallı hale getir. Tavuklar fırında çok bekleyince kızarmış. Aa o zaman bu yüklem oldu. Yüklem olduğu için fiilimsi olamaz. Kızarmış tavuklar misafirlere ikram edildi. Baktım kurallı cümle. İkram edildi yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir, ayrılmaz. E, bu yüklem dışında mı? Evet. O zaman sıfat fiil deyip geçiyorum. Nasıl tavuklar? Kızarmış. Mışı gördünüz. Bak, 180 derecede ısıtılmış fırına kekimizi koyuyoruz. E, baktım. Cümle kurallı mı? Evet. Koyuyoruz yüklem. Yüklem sonda. Peki bu yüklem dışında mı? Evet. Peki nasıl fırın? Bakın 180 derecede ısıtılmış fırın. O zaman ne oldu burası? Sıfat oldu. Isıtmak e, fiil. Bu şekilde sıfat fiil eki. Bak size ne diyecek biliyor musunuz? Nereye koyuyoruz? 180 derecede ısıtılmış fırına. Burası dolaylı tümleç bulduracak. Ögelerde anlatacağım size. Ama fiilimsi grubu dolaylı tümleç görevinde deyip size soru sorabilir. Yeter ki fiilimsi bulmayı bilin. Benim için önemli olan şimdilik bu. 2 yemek kaşığı yağ ile yağlanmış tepsiye hamurumuzu döküyoruz. Döküyoruz yüklem. O zaman bu yüklem dışında, doğru muyum? Sıfat fiil olması %99.9. Teyit ediyorum. Nasıl tepsi? Bakın tepsi isim. İşte iki yemek kaşığı yağ ile yağlanmış tepsi. Ne oldu o zaman sıfat oldu. E yağlanmak fiil, mış var üzerinde sıfat fiil diyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. En zor olan kısım burasıydı arkadaşlar. Ki bence anladığınızı düşünüyorum. Şuraya yazdığım maddeleri unutmayın. Hepsini yaparsınız. Zarfı da anlatıyorum. Zarf da maksimum 7 dakika falan sürer. Bitirip fiilimsilerle olayımızı kapatıyorum. Evet. Zar fiil. Lütfen diğer adlarını bilin. Diğer adı bağ Diğer adı ulaçtır arkadaşlar. Yine fiil kökenli sözcük üzerine ken, yalı, asya, ince, ip parantez içerisinde yazdıklarım yok. Asya, s -v -y, parantez içerisinde yok. Yani AA'dır. Ya da asiye, ince, ip araklamadıkça işte maden dağına giremez. Madan meden dağında. Hatta giremez re ve mez var. Casına cesine var. Ya çok ek var. Ama ben tabii ki bunu ezberlemenizi istemeyeceğim. Neyi öğreneceksiniz? Ben şunu yapmanızı isteyeceğim. En pratik noktası budur. Durum zarfı ya da zaman zarfı bulun. İyi de hocam benim zarflarla hani aram bozuk. Aslında anlattım ben. Ee, önceki videolarda görürsünüz. Ee, şöyle fiile diyelim. Daha çok çünkü fiile soruluyor. Nasıl, neden, niçin? Sorularını sordunuz. Ya da ne zaman sorularını sordunuz? Fiile sordunuz. Bu size zarf buldurur. Buldunuz zarfı. Aa zarf fiil kökenli. O zaman zarf fiilde geç. Fiil kökenli ise zarf fiilde geç. Mesela sen geçerken... Mi? Yok, sen giderken sahilden mi? Anam, dur. Sen geçerken sahilden sessizce. <laughs> sen geçerken sahilden sessizce gibi gibi. İşte gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Ne zaman? Bak, ne zaman? Sen geçerken. E Ben ne zaman sorusunu sorduğumda zaman zarfı buluyormuşum. İkinci kelimeye bakıyorum. Geçmek fiil kökenli değil mi? Aa, evet. E fiilin üzerinde bu ek var. Yani bu eki teyit etmenize bile gerek yok. Fiil kökenli ise zarf-fiil diyebilirsiniz. Mesela hamileyken sigara içmeyin. Ne zaman? Hamileyken. E ne zaman ne oldu? Zaman zarf oldu. Ama hamile fiil kökenli değil. O zaman bu zarf-fiil değil. Bakın zaman zarfı mı? Evet. Ama zarf-fiil değil. Çünkü zarf-fiil olması için fiil kökenli olması gerekiyor. Başka. Yine İbrahim Erkan ne diyor? Sen gideli her şey renginden oldu. Peki benim bunu gülerek söylemem. <laughs> Normalde üzgün söylemem. Şöyle. Sen gideli her şey <laughs> renginden oldu. Sen gideli her şey falan falan. Bak ne zaman renginden oldu? Sen gideli oldu. Ne oldu? Zaman zarfı. E gitmek fiil köken değil mi? Evet o zaman zarf fiil. Bak a örnek veriyorum. Bile bile yandı yüreğim. Bayram sesim nasıl ama? Çok iyi hocam ben ağlıyorum. Değil mi? <laughs> bile bile yandı yüreğim. Ne diyor? Yana yana söndü yüreğim. Bak ikisi de olur. Yandı fiil. Nasıl yandı? Bile bile. Bak nasıl sorusunu sordum. Aa o zaman bu durum zarfı. E, bilmek fiil, o zaman buradaki e'ler zar fiildir diyoruz. Ama hocam, cansu bile senin gibi düşünüyor dersek, bakın oradaki da bağlacıdır aslında. Onun yerine kullanabiliriz bunu. Böyle düşünüyor. O zaman buradaki olmaz, tamam? E, neydi? A'ya. Asiye örnek vereyim. Seni Ölesiye seviyorum. Nasıl seviyormuşum? Ölesiye. E, nasıl sorusunu sordum. E, ölmek fiil asi esi gördünüz mü? Hocam ya ben buradaki sıfat fiildeki asi esiyle buradaki e, ne karıştırıyorum? Yani ben olsam bunu ayırırdım sıfat fiil derdim. İyi de zar fiil cümleye durum ya da zaman anlamı katıyordu. Baktınız durum ya da zaman anlamı katmışsa zar fiil katmamış. Sıfat tamlaması yaptıysa sıfat fiil ekidir. Tamam. Başka Inca. Uyanınca beni arasın ne zaman? Uyanınca. Bak ne zaman sorusunu sordum fiil kökenli olduğu için zarf fiil diyorum. İşte yüzüme bakıp konuş. Nasıl konuşacakmışım? Yüzüne bakıp bakmak fiil olduğu için alabiliyorum. Dedim ki bayram beni uyuklayarak dinliyordu. Aslında öyle bir şey yok. Böyle dinliyor arkadaşlar. Böyle bakıyor. Yani şu an gösteremiyorum ama. <laughs> Bakın uyuklamak fiil. Buradaki y kaynaştırma. Arak erek nasıl dinliyor? Uyuklayarak. O zaman nasıl sorusunu sorduğum için durum zarfı. Baktım arak erek de fiile geldiği için zarf fiil yapmıştır diyoruz. İşte gittikçe bana benziyorsun. İşte ne diyelim? Gitmeden beni ara. Ne zaman? Gitmeden. Bakın uyandığında beni ara. Hatırlayın. Şuraya ındaki olmayacak demiştim. Dığ diye. Çünkü sıfat fiildi değil mi? Indaki'ni aldığında cümleye zaman anlamı katıyor. Oradan anlıyorsunuz zaten zarf olduğunu. Mesela ne dedik? Ee, geldiğinde, uyandığında, çözdüğünde, işte beni arasın ne zaman olduğu için beraber ayırmıyoruz. Derim ki gelir gelmez seni sordu. Ne zaman beni sormuş? Gelir gelmez. Bak ne zaman sorusunu sordum? Zaman zarfı. E, gelmek gelmek fiil. O zaman demek ki onlar zarf fiil eki. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor dediğimde nasıl yağıyor? Boşalırcasına. Boşalmak fiil olduğu için oradaki casına, cesine zarf fiildir diyoruz. Evet, fiilimsiler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi şeyi unutmayın. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan yargı vardır. Yan cümle vardır. Yazdık zaten onu. İşte başka işte fiilimsiler geçici olarak isim olur, sıfat olur. Zarf görevinde kullanılabilirler. Bence anladınız ve yeter de artar bile. Ha şunu da göstereyim. Akla takılanlar için bekleyince ince, ince Bak ne zaman kızarmış fırında çok bekleyince o zaman zaman zarfı olmuş oluyor. Beklemek de fiil olduğu için zarfı diyoruz. Bu kadar. Seviyorum sizi sözcükte yapı videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.